Ailede görgü kuralları. Sual: Toplumlarda yazılı olmayan birer kanun hükmünde olan görgü kurallarının önemi hakkında bilgi verir misiniz? Türk aile yapısında görgü kuralları nasıldır? Cevap: Görgü kuralları toplumların inanç, eğitim, ekonomik güç, teknolojik seviye, örf ve adetlerine göre farklılıklar gösterir. Dünyadaki toplumların görgü kuralları Değişik olabildiği gibi zamanın geçmesi ve teknolojik ilerlemeler de bazı görgü kurallarını kaldırıp yerlerine yenilerinin konulmasına sebep olur. Görgüden maksat bir toplumdaki insanların birbirleriyle münasebetlerinde olgun, medeni davranışlar içinde bulunarak fert ve toplumun huzurunu, rahatını temin eder. Ayrıca bunlar çok sık karşılaşılan günlük işlerde bir nizam ve intizamın hakim olmasını sağlar. Böylece toplum belli bir rahatlığa kavuşur. Türkler Müslüman olmadan önceki hayatlarında görgüye çok önem vermişlerdir. Obalardan meydana gelen göçebe Türk boyları beşeri münasebetlerini organize eden seviyeli ve ciddi görgü kuralları geliştirmişlerdir. Diğer bir adı töre olan bu davranışlar örf ve adetler olarak toplumda uyunan kurallardır. Uymayanlar çeşitli cezalara çarptırılırdı. Müslüman olduktan sonra eski inanışlarının yanı sıra görgülerinden dinimize uygun olmayan tarafları da bırakarak uygun olan davranış şekilleri almışlar, uygun olanlarını ise dinin verdiği aşk ve şevkle iyice pekiştirmişlerdir. Bu bakımdan milletimiz arasında yakın zamana kadar bu kurallar adeta yazılı olmayan birer kanun hüviyetini muhafaza etmiştir. Böylece seviyeli, huzurlu ve sistemli bir toplum hayatı yaşanmıştır. Bugün milletimizin çocuklarına büyük bir ihtimamla öğrettiği görgü kurallarının çoğu asırlar öncesinden gelmektedir. Bunlar kısaca şöyledir. Türk ailesinde evin reisi babadır. Aile fertleri babanın verdiği kararlara uyar ve onun arzu ve isteklerini yerine getirir. Anne ailenin en saygıya layık varlığıdır. Evin iç düzeni ondan sorulur. Çocuklar her zaman şefkatle bakılır. İyi yetişmeleri için itina edilir. Dede ve ninelerin de beraber olduğu ailelerde onların söz hakkı ve kararları daha önce gelir. Görgünün esasını büyüklere saygı ve itaat, küçüklere şefkat ve merhamet teşkil eder. Bu bakımdan her görgü kuralı bu temele göre şekillenmiştir. Evde küçükler büyüklerin yanında daima edepli bulunur. Yanlarına izin alarak girer ve çıkarlar. Kendilerine söyleneni dikkatle dinlerler. Büyüklerin sözüne izin almadan karışmazlar ve sözü lüzumsuz yere uzatmazlar. Kendilerine hitap edildiğinde "Buyurun efendim." diye karşılık verirler. Ana babanın yatak odalarına kapıyı vurup izin almadan girmezler. Kardeşler birbirine bağlı ve saygılıdır. Abi, abla şefkatle doludur. Kendilerini küçükler karşısında mesul hissederler. Küçükler de büyük kardeşlerine hürmet gösterir. Onların isteklerini yerine getirirler. Onların sözlerini dikkatle dinleyip "Peki efendim, baş üstüne." diyerek cevap verirler. Birbirinin eşya ve oyuncaklarını izinsiz kullanmazlar. Kendilerinde olanlardan birbirine ikram ederler. Kimseyi rahatsız etmez, gürültü çıkarmazlar. Misafirliğe gitmeden önce ev sahibine haber verilir. Kararlaştırılan gün ve saatte gidilir. Evine giderken kapının zilini çalarak veya seslenerek izin istenir. İzin üç defa olur. İlkinde ses verilmezse, bir dakika kadar sonra, ikinci defada ses çıkmazsa, üçüncü defa zile basmalı, yine ses yoksa, dört rekat namaz kılacak kadar bekledikten sonra gitmelidir. Kapı aralanırsa, aradığını sormadan önce kendini tanıtmalıdır. Evde, ev sahibinin gösterdiği yere oturulur. Eşyalar, tablolar, Kütüphanedeki kitaplar izinsiz kullanılmaz. Ne ikram ederse severek kabul edilir. Ev sahibinin o günkü haline göre üzüntü veya sevincine ortak olunur. Onun hoşlandığı konulardan konuşulur. Çok fazla oturulmaz. Evin içinin döşenişi, eşyaların yeri ve durumu tenkit edilmez. Giderken izin istenir. Teşekkür edilir. Dua etmesi istenir ve bize de buyurun denilir.